Bilal Bey, şöyle gel de abi sen de. Sonra hele bir önce şıkkın. Bedeha Hanım. Kırkabilirsin. Kırk. Bu da kırkımla ilgili, özellikle kırkım makinelerinin ilçelerimizde kullanılmasıyla ilgili Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız bir projede ilçelerimize dönüşümlü olarak şaftlı kırkım makinesi ilçe müdürlüklerimize verildi. Tarım İl Müdürlüğümüz ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğümüz tarafından. Bu makinelerin kullanımıyla ilgili ilk kursumuzu, daha önceden kırkımla ilgili kurs açtık, 4 kurs açtık ama bu şaftlı makinenin kullanımıyla ilgili birebir uygulanması, sahada görünmesi ve burada anlatılmasıyla ilgili bugün kursumuzu açmış bulunmaktayız. Tabii burada asıl amacımız şaftlı kırkım makinelerinin özellikle yağlı ve hayvana dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Çünkü bunlar jeneratörlerle birlikte veriliyor zaten yaylalarda ve merada da kullanılabilsin diye. Elektrikli yerde de kullanabilirsiniz. Burada tabii 40 saatlik bir teknik, 16 saat de pratik, yani sahadaki özellikle uygulamalı, anlatımlı bir proje, bir eğitim. Bu anlamda hepiniz hoş geldiniz. Burada önemli olan şu, yapağının da yok olmaması adına, yapağının da telef olmaması adına da Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte DAP'a sunacağımız büyük bir projemiz var. Bu projemizi de inşallah hayata geçirirsek yapağı, yani yünümüz de telef olmayacak ve o zaman da bu makinelerin değerini o zaman anlamış olacağız. Hiçbir şekilde israf olmadan yetiştiricimize, üreticimize ve çiftçilerimize katkısı olacaktır. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada temel amacımız, biliyorsunuz, koyuculuk zor bir meslek ve hayvancılığımızda geleceği, kendini bunu geliştirmek, yaygınlaştırmak, ama bunun için de olmazsa olmazlarımız, bizim Tarım Bakanlığı olarak yaptığımız en büyük çalışmalar, hayvanların özellikle kışın yetiştirilerin refah seviyesi yükseltmek için yaylada elektrik olmayan, telefon ulaşımı olmayan imkanlarda sosyal yaşam üzerindeleştirmek, artırmak, geliştirmek. Bunun yanında hayvan yetiştirilerini de kolaylaştırmak. İşte bunun için de kırkım, biliyorsunuz, eski usullerle yapıldığı zaman çok zaman alıyordu. Hayvanların yaralanmalarına sebep oluyordu. Ama bu makinalarla kullanımını yaygınlaştırmakla daha hayvanların daha sağlıklı, daha kaliteli yün alımını sağlayacağız. Kısa sürede bu işi yapacak. Dolayısıyla bunlar olacak. Hatta biliyorsunuz, çalışma içinde sosyal yaşamı artırma içerisinde, biliyorsunuz, meralarda işte Hayvan Sağlığı Şube Müdürümüz Selam Aygen, Doktor, evet. Selam Aygen.